İnsanlar neredeyse çırılçıplak durumdaki derileriyle primatlar arasında benzersizdir. Sülalemizin tüm diğer üyeleri, çoğu başka memeli türünde olduğu gibi kalın bir kürke sahiptir. Biz insanların da kafasında ve genital bölgesinde kıllar mevcuttur. Ama yine de akrabalarımıza kıyasla en kıllı insan bile kılsız sayılabilir. Aramızda birçok açıdan olduğu gibi kıl yoğunluğu açısından da ciddi anlamda farklar mevcuttur. Peki akrabalarımızdakinin tam tersine bizim neden kürkümüz yoktur? Atalarımızın vücut kıllarını neden yitirdiklerini anlamak için öncelikle diğer türlerin neden kürklerinin olduğunu düşünmemiz, olaya bakış açımızı ters çevirdiği için daha aydınlatıcı olacaktır. Kıllar, memelilere özgü bir vücut örtüsüdür. Bu canlı grubunun tanımlayıcı özelliklerinden birinin kürk olduğu hepimizin bilgisi dahilindedir. Neredeyse tüm memeliler, hiç değilse bir miktar kıla sahiptir. Çoğunun da yoğun bir kürkü olur. Kıllar sıyrılmaya, ıslanmaya, güneşin zararlı ışınlarına ve potansiyel tehlikeleri olan parazit ya da mikroplara karşı yalıtım ve koruma sağlar. Ayrıca aynı zamanda yırtıcıların kafasını karıştıracak bir kamuflaj görevi de görür. Ayırt edici desenleri sayesinde de aynı türün üyelerinin birbirlerini tanımalarını kolaylaştırır. Dahası memeliler kürklerini saldırganlık ya da huzursuzluk ifade etmek için de kullanırlar. Örneğin bir köpek oyun kıllarını kabarttığında karşısındakine açık bir uzak dur sinyali vermiş olur. Ancak bazı memeli soylarında son derece seyrek ve işlevsiz kıllar bulunur. Bu türlerin büyük bölümü yer altında veya suda yaşayan canlılardır. Yeraltı memelilerinde örneğin çıplak kör fare adı verilen kemirgenlerde kılsızlığın evrimi yer altında büyük koloniler halinde yaşamaya paralel olarak gelişmiştir. Bu yaşam biçiminde kürk fazlalık duruma gelir. Çünkü hayvanlar zaten karanlıkta birbirlerini görmezler ve sosyallik de ısınmak için bir araya toplanmalarından ibarettir. Kıyıya hiç çıkmayan deniz memelilerinde örneğin balinalarda kılsızlık derin yüzeyindeki sürtünmeyi azaltarak uzun mesafelerde yüzmeyi ve dalmayı kolaylaştırır. Dış yalıtımın yokluğunu telafi etmek için bu hayvanların derilerinin altında yağ katmanı olur. Yarı sucul memelilerde, mesela susamurlarında ise genellikle tersine yoğun ve su geçirmez bir kürk olur. Bu kürk kaldırma kuvveti sağlamak için havayı içine hapsederek su üzerinde kalmayı kolaylaştırır. Tabi aynı zamanda karadayken deriyi de korur. Karasal memelilerin en büyükleri yani filler, gergedanlar ve su aygırları kılsız deriler geliştirmiştir. Çünkü sürekli olarak aşırı ısınma riskiyle mücadele etmek zorundadırlar. Bir hayvan ne kadar büyük olursa toplam kütlesine oranla o kadar az yüzey alanına sahip olur. Bu nedenle vücudunu fazla ısıdan kurtarması giderek güçleşir. Öte yandan fareler ve diğer küçük memelilerin yüzey hacim oranı yüksek olduğundan çoğu zaman yeterli ısıyı koruma mücadelesi verirler. Yaklaşık 2 milyon yıl öncesinden 10 bin yıl öncesine kadarki zamanı kapsayan Pleistosen devri sırasında mamutlar ile modern fillerin diğer akrabalarının ve ayrıca gergedanların da kürkleri vardı. Çünkü o zamanlar soğuk bir ortamda yaşıyorlardı. Dış yalıtım vücut ısılarını korurken besin gereksinimini de azaltıyordu. Ancak günümüzde tüm mega otçullar çok sıcak koşullarda yaşadıkları için kürk onlar için ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Aslında burada evrim süreci içerisindeki adaptasyonu net bir biçimde görmek mümkündür. Çıplak deri, atalarımızın yaşadığı aşırı sıcak iklimlerde insanların normal vücut sıcaklığını korumak üzere evrimleştiği tek adaptasyon değildir. Aynı zamanda da daha uzun uzuvlar geliştirmiş ve böylelikle aşırı ısıdan kurtulmayı kolaylaştıran yüzey hacim oranını arttırmıştır. Bu eğilim bugün de devam ediyor gibi görünmekte. Devam eden bu adaptasyona dair en iyi kanıtsa, Sudan'da yaşayan bir etnik grup olan Dinka gibi
Doğu Afrika popülasyonlarından geliyor. Yeryüzündeki en sıcak yerlerden birisinde yaşayan bu insanların son derece uzun uzuvlarının olması kesinlikle tesadüf değildir. Peki, modern insanlar neden bu denli geniş ölçülerde değişiklik gösteren uzuv oranlarını geliştiriyor? Atalarımız, tropikal Afrika'dan dünyanın daha serin bölgelerine göç ettikçe, seçilim baskıları da çeşitli vücut tiplerinin evrimleşmesini ortaya çıkaracak şekilde değişiyor. Çünkü evrim süreci bir kere gerçekleşip yerinde öylece duran bir şey değildir. Adı üzerinde, bir süreçtir. Giderek değişir, gelişir ve adaptasyon çeşitliliği de artar. Yine de biz insanlar da tamamen kılsız canlılar değiliz. Kafamızda, koltuk altımızda ve kasıklarımızda kıllar mevcuttur. Bizler yalnızca akrabalarımız oranla kılsız ve çıplak deriye sahibiz. Peki bizim vücudumuzdaki kıllar tam olarak ne işe yarıyor? Koltuk altlarındaki ve kasıklardaki kıllar muhtemelen hem feromon yani diğer bireylerden davranışsal bir tepki almaya yarayan kimyasalların salınımına yarıyor, hem de bu bölgelerin hareket sırasında nemli kalmasına yardımcı oluyor. Kafadaki saçlarsa büyük olasılıkla başın üst kısmında meydana gelecek aşırı ısınmaya kalkan görevi görmekte. Başın üstünde yoğun kıllara sahip olmak, saçların sıcak yüzeyiyle terleyen kafa derisi arasında bir hava bariyer katmanı meydana getirir. Böylece sıcak ve güneşli bir günde saçlar ısıyı absorbe ederken hava bariyer katmanı serin kalmaya devam eder ve kafa derisinin terleyerek terin bu hava katmanına doğru buharlaşmasına olanak sağlar. Kürkü olmamasının yanı sıra insanlar olağanüstü sayıda ekrim bezine sahiptir. Bu sayı 2 milyon ile 5 milyon arasında değişkenlik gösterir ve günde 12 litreye kadar ince ve sulu ter üretebilmesini sağlar. Ekrim bezleri kıl kökleri yakınında kümelenmez. Bunun yerine deri yüzeyine görece yakın bir yerde bulunur ve küçük delikler aracılığıyla ter boşaltımı yapar. Çıplak derinin ve sulu terin bu kombinasyonu, terin direkt olarak kürkte birikmesinden ziyade doğrudan çıplak deride birikmesine sebep olur ve insanların aşırı ısınmasını engeller. Aşırı ısınmanın engellenmemesi durumunda da bizler için hayati bir risk söz konusu olur. Ki bunu yaşamak üzere kodlanmış hiçbir canlı bilinçli veya bilinçsiz şekilde istemez. Evrim süreci her an devam ederken insanlar ve diğer canlıları birbirinden ayıran şeyler de devam edecek. Bugün bizi çıplak deriyle yaşamaya eviren evrim belki de yüzyıllar sonra bambaşka canlıları da çıplak bırakacak ve sürecine hiçbir zaman ara vermeden devam edecek.